Hello. Do you want to play with me? Bir korku oyunu oynuyorsunuz. Veya başka bir korku oyununun daha korkutucu bir bölümüne denk geldiniz. Sürekli kendisinden kaçmak istediğiniz, tüylerinizi diken diken eden, insan bilincinin en köklü katmanlarına kadar nüfuz eden bir düşmanla baş başa bırakıldınız. Çaresizsiniz. Öyle bir canavar ki bu, bir insan bunu nasıl tasarlayabilir diye düşünüyorsunuz. İmkansız gibi, olasılıksız gibi geliyor. Karanlık köşelerde ve dar koridorlarda süren koşuşturmacalardan ve saklambaç oyunlarından sonra bir süredir devam etmekte olan bir sessizlik dadanıyor başınıza. Keşke bir ses çıksaydı diyorsunuz. Çünkü yapayalnız bir şekilde çok tekinsiz bir sessizliğin içinde kaldınız. Düşmanınızı nereye baksanız da bir türlü göremiyorsunuz. En azından ekranın üstünde. Kulağınıza çok yakından gelen berbat bir fısıltıyla gözlerinizi arkanıza çeviriyorsunuz. En son hissettiğiniz şey hiçbir insanın kendisinden kaçamayacağı bir dehşet duygusu. Bu oyun en azından sizin için bitti. Oyun dünyasında sadece korku oyunlarının mı geceleri sizi unutmayacağını sanıyorsunuz? İnternette öyle hikayeler dolaşır ki onları duyduğunuzda oyun dünyasının insan yaşamının derin karanlığına ne kadar inebildiğini ancak anlarsınız. Oyunlar gerçekten de çok korkutucu olabilirler. Doğrudan hikayesinin ve deneyiminin merkezine sizi alması, ya nostaljik eski sanat anlayışıyla anılarınızı bir tarafından yakalayabilmesi ya da en gerçekçi grafiklerle oyuncuyu doğrudan içine çekilmesi gibi detaylı ve kapsamlı bir ses tasarımına sahip olmaları, oyunlar için ortaya konan müzikler tasarlanırken oyuncunun o dehşet verici maceranın içinde daha fazla tutabileceğinin düşünülmesi gibi pek çok öğe, oyunların sizi daha çok korkutabilmek için geliştirdiği eşsiz, ayrı ve etkili mekanizmalara verilen örneklerden sadece birkaç tanesidir. Fakat oyuncu kitlesi her gün biraz daha büyüyor. Her çıkan oyunla birlikte yeni türler görüyoruz. Bu güzel ve lanetli şeylerle hayatımız biraz daha iç içe geçiyor ve dünyamız da onlarla birlikte genişliyor. İşte gittikçe şişen bu kozmosun içinde doğal olarak oyunların kendisinden çok daha ürkütücü hikayeler de gelişti. Korku oyunlarını kastetmiyorum dostlarım, hayır. Oyunların içinden doğan ve bizim gerçekliğimize, gerçek hayatımıza uzanan dehşet verici efsanelerden bahsediyorum. Gelin bugün bu korkular hakkında konuşalım. Efsaneye göre 1981 yılında Portland, Oregon'da bir devlet deneyi olarak doğuyor Polly Biles. Oyun salonlarındaki makinelerde çocuklar kim oynayacak diye şiddetli kavgalara girişiyorlar. Çünkü Polly Biles'ın oyuncuların psikolojisine doğrudan müdahale edebildiği, aşırı seviyelerde bağımlılıklara sebep olduğu ve hatta görselleri aracılığıyla bilinçaltı düzeyinde iletiler gönderdiği söyleniyor. Öyle ki alınan sonuçlar gittikçe dengesizleşince siyah giyen adamların ta kendisi olaya müdahale etmişler ve oyunu bir daha piyasada görülmeyecek bir titizlikle toplamışlar, söylenenlere göre. Tabii kayıtlara ve geçmişe bakınca kimse böyle bir oyun bulamıyor ve bütün bu söylentinin bir düzmece olduğu düşünülüyor. Bu iddiaların bu kadar fazla yayılma sebebi ise aynı yıllarda çocukların gerçekten de saatlerce ama saatlerce bu oyun makinelerinin başında kalıp bayılabilmeleri veya bazılarının da ekrandaki görselleriyle kendi sağlık sorunları yüzünden nöbet geçirip yere yığılmaları. Şu sıralar Polly Biles diye bir oyunu gerçekten de bulabilirsiniz. Çünkü insanlar bu efsaneden esinlenerek yapmaya girişmişler. Böyle hikayelerin asıl değeri de buradan çıkmıyor mu zaten?
Lavender Town sendromu hem oyun dünyasında hem de creepypasta dünyasındaki en bilinen ve insanın içine de en fazla işleyen hikayelerden birisidir. Pokemon dünyasında bir şehir olan Lavender Town, aynı zamanda insanların kaybettikleri Pokemon'larını huzura kavuşturmak için geldikleri bir yerdir. Ve kente girer girmez uğursuz, basit, kulakları tırmalayan, etkili ve korkunç bir müzik çalmaya başlar. 2010'lu yıllarda yayılan efsaneye göre bu müziği duyan bazı çocuklar hem zihinsel hem de bedenen sağlık sorunları yaşarlar ve şu an burada bahsedemeyeceğim bir yola girerler. Toplu histeri gibi bir sonuca çıkan bu olay Lavender Town sendromu olarak bilinir. İddialara göre müziğin kendisinin sinir bozucu olması planlanmıştır ve bu kadar zararlı olabileceği düşünülmemiştir. Çok popüler ve çok korkunç bir hikaye dedi Lavender Town sendromu ama aynı zamanda benim de Pokemon oynamama vesile oldu. O yüzden kendisine burada çok teşekkür ediyorum. Okul ve havaalanı yolculuklarımı işkence olmaktan kurtardı ve de 3 saatlik havuz dersi bloklarımı müthiş bir deneyime dönüştürdü. Bu varlık, enerji ve mutluluk saçan asıl Sonic'in antitezidir. Egoist, sadistik, sinirli ve aksi bir doğaya sahip garip bir şeydir. X ismiyle de geçer ve Cult of X adında bir de tarikatı vardır. Söylentiye göre bu varlık orijinal Sonic oyunlarının bir kopyasını yaratır ve onu kendi çarpık zihnine göre yozlaştırır. Tarikatını da bu oyunu yayarak genişletmektedir. Sonic Exe adlı bir oyunu internette rahat rahat oynayabilirsiniz. Ama Sonic oyunlarıyla aralarında küçük bir fark göreceksiniz. Sonic'in kendisini oynamak yerine Knuckles ve Tails gibi yan karakterleri teker teker oynadığınız oyunda çarpık, bozuk bir mavi kirpi sizi eninde sonunda yakalayacak ve ağza alınmaz eylemlerde bulunacak. Koşunuz. Kaçınız. Eğer bir gün Minecraft denen o korkunç diyarda piksel piksel düşen gölgelerin altında tokat ata ata kırabileceğiniz tekinsiz ağaçların arasında küp küp dizilmiş uğursuz dağların eteklerinde dolaşırsanız ve anlam veremediğiniz kare hızını düşüren bir sis çöktüğünü görürseniz son derece dikkatli olun. O sisin içinden sizi izleyen bir çift beyaz göz görebilirsiniz. Bu gözlerin üzerinde durduğu kafa sizin oynadığınız karakterle birebir aynı kafa olabilir. Karşınızdaki bu dehşet verici varlık işte o ünlü Herobrine. Söylenenlere göre Herobrine aslında oyunun yaratıcısı olan Notch Code adlı kişinin vefat etmiş kardeşi. Bu da tabii ki Minecraft oyuncularının panik halinde birbirine girmesine sebep olan bir detay. Ne var ki bu geliştirici dostumuzun aslında bir kardeşi yok. Belki de ortada bir pembe dizi dolabı vardır, kim bilebilir. Herobrine efsanesine çok benzer bir şekilde Legend of Zelda içinde de ilginç ve ürkütücü bir kişiliğin dolaşabildiği bir perinin veya öcünün oyunun içindeki karakterlere dadanıp oyuncuyla bunlar üzerinden iletişim kurmaya çalışabildiği söylenir. Jadoo Sable, Code adlı bir oyuncu ilk başta Link'e çok benzeyen bu karakterle karşı karşıya kalıyor. Sonra da her attığı gönderiyle insanları bilgilendirmeye ve olayların gelişimini aktarmaya devam ediyor. Ben adlı bu tekinsiz karakterin internetteki yapay zekaları kullanıp insanlarla bunların aracılığıyla da konuşabildiği iddia ediliyor. Bir diğer olasılık ise Ben'in kendisinin de bir yapay zeka olması. Tabii bu hikaye 7 Eylül 2010'da yayınlanmaya başlanmış ve olayı başlatan kişinin gerçek ismi Alex Hall. Kendisi bir yazar.
korku içerikleri üreten bir birey ve de Band Round üzerinden güzelce de prim yapıyor. Sonucu çıkarma işini bu noktada sanırım size bırakacağım. Oyun dünyasındaki korku hikayelerinin sadece kurgu tasarımcılarının elinde kalmadığını ve oyuncuların da aynı ocakta farklı ekmekler pişirebileceğini bu 5 örnek rahat rahat kanıtlıyor. Ama tabii ki orada bambaşka dehşet dolu efsaneler de var. Mümkün mü? Sizce de koca oyuncu milleti içinde dolaşan ürkütücü efsanelerin bu 5 tanesiyle sınırlı kalması. Mario'dan Elder Scrolls'a, Godzilla'dan Fallout'a bu korku efsaneleri asla bitmek bilmiyor. Bitmesinler zaten. Çünkü biz de onları incelemeye, onları konuşmaya doyamıyoruz. Ama artık bu efsanelerin devamı da başka bir videonun konusu. Sonraki videoda görüşmek üzere.